BTC Haber TV'den herkese merhaba. Bitcoin'i durdurabilene aşk olsun. Yıl sonu hedefi için net bir şekilde 40-50 bin dolar bandı işaret ediliyor. Hadi gelin bu hafta neler olmuş bir bakalım. Geçen hafta 20 bin dolar barajını delip geçen Bitcoin bu haftada yoluna devam etti. Haftalık bazda %10'luk bir yükselişle 23 bin doları da geçen Bitcoin pek de duracakmış gibi değil. Üstelik Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi de 54 puana kadar çıktı ve nötr bölgesine yerleşti. Bu seviyenin en son Nisan 2022'de görüldüğünü not düşelim. Son olarak Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise %42 bandında. İnsanlar Bitcoin alıyor efendim, durduramıyoruz. Maşallah, nazar değmesin diyelim. Bu yükselişten piyasanın geri kalanı da nasibini aldı elbette. Kriptoların toplam piyasa değeri 1 trilyon dolar barajını aylar sonra bu hafta yeniden geçti. Mina, Optimism, Phantom, eCash, Axie Infinity gibi pek çok altcoin haftalık bazda %40-50 değerlenerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Fakat özellikle bir tanesi var ki herkesin gözü onun üzerinde. Elbette bir haftada %135 değerlenerek haftanın yıldızı kategorisinde zirveyi kimselere bırakmayan Aptos'tan söz ediyorum. Geçen yıl bu zamanlar piyasaya çıktığından bu yana sürekli olarak ekosistem geliştirmelerine mesai harcayan Aptos, bu yılın başından bu yana fiyatını neredeyse 5'e katlamak üzere. Blockchain geliştirmeleri, NFT'ler, DApp'ler, akıllı sözleşmeler ve Web3 üzerinde çalışmalarını sürdüren popüler kripto projesi çalışmalarının meyvesini toplamaya başladı ve bu hafta piyasanın gözdesi haline geldi. Haftaya damga vuran konu yine yeniden regülasyonlar oldu. Uluslararası Para Fonu IMF, kripto regülasyonlarına ilişkin 5 maddelik bir öneri programını yayınladı. Buna göre 1. Kripto varlık platformları kayıt altına alınmalı, lisans verilmeli ve yetkilendirilmeli. 2. Kripto varlıkların tek platformlarda çıkar çatışmasına neden olan özellikleri yasaklanmalı. 3. Stablecoin ihracatçıları geleneksel bankalardaki düzenlemelere tabi tutulmalı. 4. Geleneksel finans kurumlarının kripto varlıklarla entegrasyonunda net gereksinimler oluşturulmalı. Ve 5. Kripto varlıkların düzenlenmesi ve denetiminde tutarlı ve küresel bir yaklaşım benimsenmeli, diyor IMF. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Bu hafta kripto piyasasının yakından takip ettiği şirketlerden biri olan Tesla'nın bilançosu açıklandı. Buna göre şirket 2022'nin 4. çeyreğinde Bitcoin satışı yapmazken yeni Bitcoin alımı da gerçekleştirmedi. Tesla 2022 yılı 3. çeyreğinde de Bitcoin varlıklarına dokunmamıştı. 2. çeyrekte ise 936 milyon dolar değerinde Bitcoin satmıştı. Haftalık gelişmelere yer verdiğimiz kripto bültenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haberleri anlaşılır, güncel, net ve sade bir şekilde takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.